Merhaba. Bu dersimizde Windows bölümlerinin ekran okuyucuyla erişimi inceliyor olacağız. Bildiğiniz gibi Windows işletim sistemine farklı kısa yollarla başlangıç, görev çubuğu ve bildirim alanına erişim sağlayabilmiştik. Kullanacağımız Windows onunla birlikte gelen gelişmiş e, ekran okuyucu olma adayı olan Narrator programı şimdi bizim konumuz oluyor bu anlamda. Öncelikle Ctrl Windows Enter ile ekran okuyucuyu çalıştırdığınızı varsayarak ekran okuyucuyla bölümlerde nasıl gezebiliriz? Narrator açıkken Caps Lock ile birlikte yani büyük harf tuşuyla birlikte aralık tuşuna büyük, tara. aynı anda basıp tara ibaresini duymanız lazım. Sonra sonraki oy yok. Nvda Open Broadcaster Software 36 Örneğin yukarı aşağı yön tuşuyla masa üstünde gezebilirsiniz. Bununla birlikte F6 ile başlangıç düğme hızlıca başlangıç noktası ulaşabilirsiniz. Büyük indosu ara düğme. Görev görünümü düğme. Araç ipucu görev. Örneğin büyük harf tuşuna basılı tutarken sağ sol yön tuşuyla da Ö, R, çalışan uygulamalar erişim sağlayabilirsiniz. Bu noktada büyük kapalı. dosya gezgini düğümü siz örneğin çalışan uygulamalar kısmına geldiğinizde tara ayarını kapatıp doğrudan sağ sol yön tuşuyla öğeler arasında gezebilirsiniz. Peki niye tara e, seçeneğini kapatıyoruz? Çünkü tara seçeneğini açtığımızda büyük tara. o büyük harf değil odaklanılmış simgenin üzerindeki harfleri bize teker teker sağ sol yön tuşuyla okumaya çalışacaktır. Bu noktada bizim yapmamız gerekeni tekrar hatırlayacak olursak, Caps Lock büyük harfle birlikte aralık tuşuna basıp ve daha sonra da büyük harf tuşuna basılı tutarken sağ sol yön tuşu ilerlemek olacaktır. Şimdi arama kontrol Escape ile başlangıç menüsünü açıp çalıştırarak bildik. Eski. Bunu biliyoruz. Windows B ile birlikte bildirim alanı. Bildirim köşeli çift ayraçlı düğme. Araç ipucu gizli simgeleri göster. Yine bu noktada sağ sol Yan disk 20 bet tam dolu %100. Akdeniz edu internet erişimi düğme. Hoparlör USB %100 düğme gibi seçenekler arasında yine dolaşabiliyoruz. Bununla birlikte az önce bahsettiğim ba başlangıç, bağlam menü Windows X ile birlikte uygulamalar ve özellikler, Mobility Center, güç seçenekleri, olay görüntüleyicisi, sistem, aygıt yöneticisi, ağ bağlantıları, disk yönetimi, bilgisayar yönetimi, menü öğesi, menü tuşu ile gibi ayarlara hızlı erişim eski. sağlayabiliyoruz. Bununla birlikte yine bir başka Windows bölümü olan Windows. denetim masasına gitmek için ise Windows. şöyle Windows. Aşağı, aşağı profile arama hemen arama alanı denetim büyük ara büyük kapalı giriş tuşu tüm denetim masası üyeleri av paylaşım tüm denetim masası üyeleri av paylaşım merkezi bağlantı yine denetim a av paylaşım merkezi ile karşımıza çıkıyor aşağı yön tuşuyla sürücü şifrelemesi dil Dosya gezgini seçenekleri, fare, güvenlik ve internet seçenekleri, klavye, Lenovo Update, Remote App ve masaüstü bağlantıları gibi birçok ayara buradan ulaşabilirsiniz. Bir ayarı etkinleştirmek için ise Enter'a basıp arasında da çıkan diyaloğun Tabla sekme tuşuyla gezmek yeterli olacaktır. Sekme veya Shift sekme tuşuyla gezebilirsiniz. Sekme bir sonraki, ö, Shift sekme bir önceki öğe olduğunda hatırlatalım. profil de open grow adjust profile profile facebook birlikte, open, draw, e, tekrardan de, sık kullan Windows E ile dosya gezginine gelip yukarı. bir on iki enter yukarısına yer alan gerisi tuşuna geri al, basalım görülüyor. ve buradan B bu bilgisayar 3 of 4 klasörler B harfine basıp bu bilgisayar seçeneğine gelip yine bilgisayarımızdaki bağlı diskleri görebiliriz. Peki bunu nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Öncelikle Windows'la E'ye basarak dosya gezginini karşımıza getirdik ve Enter'ın yukarısında yer alan Backspace yani geri silme tuşuyla bir önceki ekrana döndük ve bu ekrandan bilgisayarımı bulup yine disklerimizi öğrenebiliyoruz. Bu arada herhangi bir e, simgeye hızlıca ulaşmak isterseniz ki bu bir ipucu olsun, baş harfine basmanız yeterli olacaktır. Cihazlar ve sürücüler yerel disk C. Örneğin ben yerel disk kimi görmek istediğim zaman Y harfine basmam yerel diske odaklanmamı kolaylaştıracaktır. Her zaman baş harfinin bu anlamda e, hangisi olduğunu iyi duymak ve ona göre klavyeden basmak bizim için daha kolaylaştırıcı bir özelliktir. Bununla birlikte yine e, çeşitli kısa yollardan bir tanesi. Örneğin A, adres bu bilgisayar düzenlenebilir düzenle. Altla A'ya bastığınızda ise bulunduğunuz konumu içeren bir adres çubuğuna gidersiniz arkadaşlar. Buna benzer Windows'ta birçok kısa yol bulunmaktadır ama en çok kullanacağınız ki birazcık da keşfetmeniz gerekmekte bilgisayarım denetim masası. Ve az önce gördüğümüz başlangıç, görev çubuğu, bildirim alanı gibi noktalara kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Asik mi? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.